Merhabalar. Yine canlı yayına girdim ya. Başlarsın. Buraya gel, yanıma gel. Yönetmen bile bu kadar beni yönetemiyor. Buraya gel. Buraya gel. Canlı yayına girdim ya. Gel. Buraya gel. Canlı yayın olmadan bir şey yok. Camlarla şeylere var. Neyse, sinirlenmeyeceğim. Merhabalar. Şunu söylemek istiyorum. Sude abla hoş geldin. Bugün gerçekten çok yoruldum efendim. Vergi dairesinde bir ödemem vardı. Onun için ayırmış olduğum para vardı. Fakat postaneye gittim doğal gaz almaya. Dediler ki Sibel Hanım, doğal gaz veremeyeceğiz. Neden dedim? Çünkü sayacınız 20 yılı geçmiş dediler bana. Ne yapmam gerekiyor dedim. Yeni sayaç alacaksınız dedi. Aa dedim. Havada yağmurlu efendim. Kendi arabamla değil, taksiye atladım. Pardon, yine eve geldim. Eve geldim, yine bir kahve içtim. Ondan sonra aradım o doğal gaz yerini. Dediler ki randevuyla. Tamam, ne zaman bugünse bugün, yarınsa yarın efendim dedim. Bugün saat 4 suları dediler. Hemen zaten hazırdım. Bindim taksiye gittim şeye. İşte bu doğal gaz şeyine gittim efendim. Taksici de sağ olsun yaşlı bir amcaydı. Orada bekledi beni. Ondan sonra neyse efendim benim 20 yıllık saatim olduğundan dolayı değişmesi gerekiyor. Kartlıymış, faturalıya dönmesi. Artı sayacın da değişmesi gerekiyormuş. Bundan dolayı oraya gittim ve 6 taksit dediler. 6 taksit dediler. Ama nitekim önceden de bir borç çıkmış. Sevgili belediye başkanımızın vermiş olduğu 3 aylık bir doğalgazdan dolayı, KDV'sinden dolayı bir miktar borç çıktı. Yani onu da hallettim efendim. Vergiyi halledemedim. Onu da hallettim. Taksi parasını da verdim. Kendime de litrelik bira aldım. Geldim. Ankara yağmurlu. Bir yağıyor, bir duruyor. Bereket yağsın. Aslına bakarsanız takside de video çekecektim ama gerçekten dün de uyuyamadım efendim. Dün de uyuyamadım. Bir yandan soğuk, bir yandan sıcak. Neyse. Bir de baktım ki ne? Biricik bir yayın yapmış. 3 dakikalık. Sibel Baysal Ankara'daki bana telefon gönderecekti de göndermedi. Ertesi gün aradım. Tuşlu telefonumla uyudu. Uyuyorum dedi. Postane kapalı dedi. Peki. Sana soruyorum. Sen benim hakkımda 3 dakikalık video yapacağına
seni videolarında kullanıp onlara da hak veriyorum. Sana söylenecek tek kelime nankörün önde gidenisin. Çünkü ben seni zaten cezaevinde yıkadım. Kalktın bana dedin ki ben ölü müyüm Sibel Baysal eline eldiven takıp beni yıkadı diyerekten hem kendi yayınında hem ona buna Lubunyalara hem de bana cezaevinde ben seni yıkarkeni Allah razı olsun demek içtenlikle demiyorsun sen. Şerefsizin önde gidenisin. Allah biliyor işini. Seni o konuda öyle bir yapmış ki daha da beter olacaksın. Daha da beter olacaksın. Şu an iyi günlerini yaşıyorsun sen. Olabilir. Antidepresan ilaçlar kullanıyorum. Ondan sonra vaktim olsaydı zaten ben bunu söyledim herkese. Kendi videolarımda söyledim. Kalkamıyorum efendim dedim. Kalkıyorum saat 4 akşama doğru. Postaneye mi yetişeyim? Giyineyim mi? Natürel makyaj mı yapayım? Bir de kalkıyorsun. Ne malum sana telefonun Günür tarafından Sibel aracılığıyla gelme diye. Ama biz bunu söylemiyoruz. Sen en ufak bir şeyde Allah var şimdi. Bak Kelayna'yı sevmem ha okşanı. Sevmem etmem. Ona bile iftira attın Cansel'e. Cansel senin saçlarına varana kadar, yüzündeki ağdalara varana kadar yaptı. Ama kim hatırına? Kelayna'nın hatırına yaptı. Cansel zaten senin nankör olduğunu biliyordu. Ben de biliyorum senin Kocaeli Kandıra'da ne bana neler çektirdiğini. Kalkıp benim hakkımda demedin mi lan? Şerefsiz. Kalktı Adalet Bakanlığı'ndan, cezaevi idaresinden para aldı, maaş aldı bana bakıcılık olaraktan. Beni orada köpek olarak, ulan köpek bile diyemeyeceğim. Çünkü sokaktaki hayvanlara, kendi evimde beslediğim köpeklere, hayvanlara yazık olur. Hakaret olur. Terbiyesiz şerefsiz seni. Ondan sonra diyorsun ki videoda. Allah'a çok şükür. Benim ona ihtiyacım var. Zaten benim engelli maaşım var. Ben istediğim zaman alırım. Madem öyle o zaman niye arıyorsun kavat beni? Niye arıyorsun? Niye telefon istedin benden? He? Terbiyesiz. Birisi de yazmış YouTube kanalımın altına. Sibel Baysal, hanımefendi, neden bu videoyu sizi aşağılıyor? Neden yayınlıyorsunuz? Yayınları. Aşağılık duruma düşen ben değilim. Aşağılık durumda olan, zalim olan, nankör olan biricik. Nedir lan bu? 4-5 tane İbneyi bırakayım, onlarla uğraşmayı, onlar benimle uğraşmayı bıraksınlar, başıma biricik gelsin. Dolap derede yediğim boklardan anlatsaydın ya o yayında da, 3 dakikalığın arkasına, devam etseydin ya ben Sibel Baysal'dan telefon izledim diye. Anar mıyım, bacır mıyım lan? Ben de dışarıda kaldım, kendi tapulu evime giremedim. Cezaevinden çıktığımda, Adana'ya gittim. Anam sakine bir ay kaldım. Annem öldükten sonra abilerim beni Adana'dan sınır dışı etti. Ulan sana o kadar yardım edildi. O Kelaynak tarafından, Cansel tarafından, başkaları tarafından. Nankör nankördür. Sen kendi haline bakacaksın. Zaten halinde meymenet yok senin. Seni aşağılamak amaçlı konuşmuyorum. Yapmış olduğum videoya karşılık cevap veriyorum. Şerefsiz. Sana iyilik de yapılsa Allah razı olsun. Bu ne lan? Sen cezaevinde bana neler çektirdin? Ben kalkıp da kimden? Maaşlı mı baktım ben sana? Çamaşırhanede çalıştım ben. Gönüllü olaraktan. Senin çamaşırlarını yıkadım. Seni yıkadım. Önüne kahvaltını getirdim. Yemeğini getirdim. Baktım ki kendini Bülent Ersoy'dan daha böyle ağır bir lal zannettin. Baktım bana hakaret ediyorsun, beni ezmeye çalışıyorsun. Gittim müdüre hanıma dedim ki ne? Efendim dedim, bu kafayı yemiş dedim. Ben bunun bakıcılığından üstlenmekten çıkıyorum dedim. Sana yaptılar da ne oldu? Dümbülü beşik.
Bir de kalkıyor oradan. Ne malum sana Gündür'ün göndermediği Sibel aracı olmadı. Götümün kenarı biliyorsun antidepresan ilaçlar kullandığımı, pizzalıktığımı. Senin için kalkıp da önemli işlerim oluyor, kalkamıyorum ben. Senin için kalkıp şey mi duracağım? Ne derler hani? Uyumayacağım mı? Yine aracı olmuşumdur. Ona bak sen. Bir daha da öyle yayınlar yaparken yapılan iyilikleri unutma. Tamam mı? Kendini de bok zannetme. İyi etmişler seni atmışlar o şeye. Oraya. Hoş geldin Şükran abla. Tamam. Tamam ben de aldım. Eğer içimde yaram olsaydı, gocunsaydım kalkıp da onun videosunu alıp YouTube kanalıma yüklemezdim. Burada çünkü bencillik, nankörlük dönüyor. Sadece ben değil. Ona kelaynak yaptı, okşan yaptı, cansel yaptı, evine kadar tuttular, ettiler. O Burçin var o. Başka Lubunyalar yardım etti. Kendi nankörse. Bir de utanmadan yayın açıyor orada. Diyor ki ne? Sibel Baysal'dan telefonu isterdim. Ankara'daki Sibel Baysal. Bir gün sonra göndereceğim dedi. Öteki gün gene aradım. Yatıyorum dedi. Komutun altında mı yaşıyorum ben senin? He? Terbiyesiz seni. Aynen canım işte kelaynak dediğim okşan, cansel derya. Hepsi Lubunyalardan para topladılar ispatlı bir şekilde liste halinde. Kalktılar buna bir el tuttular Dolapdere'de. Ne yaptın Dolapdere'de? Önce benim Mardin'de Diyarbakırlı hemşerilerim önüne kadar yemek getiriyorlardı. Bakkalına gidiyorlardı. Çayını demliyorlardı. Kendileri yemek yapıp getiriyorlardı. Ne yaptın? Şovşaklarla kolleştin. Ondan dolayı okşanı aradılar. Biz bunu istemiyoruz diyerekten burada. Evinde şovşaklar yakalanmış. Bulunmuş. İlk başta sana yemekleri getiriyorlardı. Evet, Burçin Terzioğlu ile beraber Okşan'da gittiler. Arabayla daracık sokaklara. Arabayı uzak yere park ettiler, yürüdüler, ettiler. Yaranamadılar sana. Kimin katkısı varsa onların bileceği bir şey. Ama ben haksızlığa gelemem. Kalkıp da benim hakkımda, ulan sen kimsin sen benim hakkımda video açıyorsun 3 dakikalık. Ha? Benim içimde yaram olsa zaten gocunurum kendi YouTube kanalıma atmam. Sen neyin peşindesin? Yollarım yollamam. Yıkadım da senin o oldu. Önüne yemeğini getirdim de ne oldu? Ağzıma sıçtın. Kalktın dedin ki Adalet Bakanlığı'ndan maaş alıyor. Bakıcılık parası. Hayır öyle bir şey yok yemin ediyorum.
Gönüllü olarak baktım. Bir süre sonra baktım, emirbaki kaprisler, cartlar, curtlar, idareye gittim. Müdür hanım dedim, ben bunun bakıcılığından dedim çıkmak istiyorum dedim. Beşinci kattaydık. İş yurdu. Beşinci kattı. Yeri gelince dramatik şekilde. Allah razı olsun Sibel. Dur yavaş ineceğim merdivenlerden. Sigara içiyorum efendim. Ondan sonra işine gelince de beşinci katı bir saniye, 2 saniyede çıkıyordun. Aşağıda iniyordun. Bahçeye. Onları konuş. Züppe. Anons edildiğinde Kazım olarak anons ediliyordun. Kalktım dilekçe yazdım sana. Kalktım dilekçe yazdım. Hem engelli maaşın için hem de pembe kimliğini alasın diye. Ne oldu? Kalbin fesat olduğundan dolayı red geldi. Kim yaptı yine dışarıda? Yine Cansel'le Kelaynak uğraştı yaptılar. Maaşını bağlattılar. Kimliğini aldılar. Bir de o şey vardı, o kız benim hemşerim. Güzel yüzlü kız. Neydi onun adı ya? Ezgi. Ezgi'nin evinde de kaldın, Ezgi'yi ile Allah ettirdin. Evet efendim, diyeceklerim bu. Diyeceklerim bu kadar efendim. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar efendim.